üvey eniştemin komşusunun fıstık gibi kızı ve de annesi. Bu olay başından geçeli yaklaşık 1-1,5 ay oldu. Dul ve üvey eniştemin komşusunun kızı olan ve okuldaki en yakın arkadaşlarımdan biri olan Fırtına ile yine her zamanki gibi okulu kırıp içmeye gittik. İkimizin de 18 yaşımızda olduğumuz için yasalara uygun bir şekilde alkol alabilirdik tabii ki. Ona Fırtına diyorum çünkü adını söylersem bu gizli olmaz ve de arkadaşlığımız zarar görebilir. İçmeye gitmemiz noktasında bu sefer olaylar biraz farklı gelişti. Fırtına bu sefer kafayı iyice bulmuştu ve biz bardan o kafayla çıktık. Ama daha saat çok erkendi ve buradan tam olarak nereye gidelim dediğimde buradan bence hadi bize gidelim dedi. Tabi ben de hemen balıklama atladım olaya ve nihayet onların evine gelmiştik. Ve o gün günlerden perşembeydi, en sevdiğim gündür. Bana benim salonda oturup beklememi, kendisinin beyaz şarap getireceğini söyledi. Ve bayağı eski bir şarap olduğunu söyleyerek açtı. Beyaz şarap eski ise sirke gibi olmuştur. Kırmızı şarap eski ise makbuldür ama o da tamamen nasıl üretildiğine bağlı. Kimisinin mantarı var sanıyorsun, bakıyorsun mantar rengine boyanmış plastik pislik adi gibi bir şey. Biz buraya zevklenmeye geldik. Mal gibi zehirlenmeyelim de Fırtına dedim. Bana öpücük attı. Eteğini bayağı bir yukarı sıyırmıştı ve baldırının muzur yerleri apaçık ortadaydı. Şarap da bitti. Sıranın neye geldiğini tahmin edersiniz herhalde. O müzik setine bir kaset koydu ve benim elimden tutup kaldırdı ve dans etmeye başladık. Benim telefonumun şarj aleti neredeyse cebimden fırlayacaktı ve bu da onu birbirimize değdiğimizde hissediyordu. Ne bu bana değen dedi ve ben de bu Ne bu bana değen dedi, ben de şarj aleti dedim. Kimi şarj ediyorsun onunla dedi. Hınzır bir şekilde. Nasıl kimi? Normal telefonu şarj ediyorum dedim. Bir süre sessiz dans ettik kasette. Kasette de Of Aman Nalan çalıyordu. Kaset mi kaldı amına kodumun yerinde, bu ne şimdi derken bütün cesaretimi toplayıp daha demin şarj aleti muhabbetinde bir ima var gibi oldu ama cidden alet dediğim şey şarj aleti. Ha organıma da alet dense utanmam ya da yerinmem. Sonuçta çoğu yerde alet deniyor. Yok aleti sertleşti, yok aletini elime aldım falan. Farkındayım bu kullanımların. Sadece ne bileyim şimdi güzel ilerleyen bir süreç var dememe kalmadan dudağıma şşş diyerek parmağını dayadı ve ben elimi aşağılara indirmeye başladım. Artık elim o muhteşem kalçalarındaydı. Hiçbir tepki göstermedi ve dansa devam ettik. Bu sefer hamleyi o yaptı. Dudaklarıma yapıştı ve deli gibi öpmeye başladı beni. Ben artık mesajı almıştım. Ben artık mesajı aldım dedim. Fırtına kollarımdaydı. Ani ve cesur bir hamleyle kucağıma aldım. Alkolün etkisiyle dingin bir gölde süzülen kuğular gibiydik. Ve saat de aslında hiç o kadar geç de değildi. Yatak odasına doğru yollandım. Koridorda dış kapının anahtarla açılma sesini duydum. Ve Fırtına'nın olgun ama hiç yaşlı gibi durmayan annesi elinde naylon torbalarla eve gelmişti. Aman tanrım, resmen kıskıvrak basılmıştık. Ne yapıyorsunuz siz? Fırtına iyi misin kızım? Kim bu genç delikanlı da kim bu genç delikanlı? Kim neler oluyor dedi. Bunu duyan ben hemen cevabı patlattım. Teyzeciğim kızınız çok kötü, virüs olmuş, korona olmamıştır umarım. Korona Çin'de çıkan vahim bir hastalık, hayvan satın pazarında çıkan. Biraz ateşlendi ve halsizlendi. Onu okuldan alıp evinize getirdim, yatağına yatırıyordum. Bu sırada Fırtına ensemdeki iri topçuk et benimle oynamaya devam ediyordu. Fırtına'nın annesi beni şüpheli ve seksi gözlerle süzdükten sonra korona oldum, korona olmuş diye bir şey yok. O virüsün adı. Hastalığın tam adı COVID-19. Yani Coronavirus Disease 19. 19 da 2019'a işaret ediyor. Çünkü hastalık ilk olarak 2019'da görüldü. Nasıl gençsiniz siz? Gram haberiniz yok hiçbir şeyden diye cevap verdi. Vay canına bilmiyordum deyip Fırtınayı yatağına, sertleşen erkekliğimi ise sağ ön tarafıma yatırdım ve usulca uyumalarını istedim ikisinden de. Alo? Ha. İyiyim anne, ne yapayım? İyiyim. Evdeyim. Çıkmıyorum ya. Siz ne yapıyorsunuz? Ha,
Tamam. Babam iyi mi? Tamam. Çıkmayın siz de aman. Yok şey, köfteleri yaptım. Köfteleri yaptım, yedim aynen. Yok, mantıları biraz daha sona bekletiyorum şey. Yani daha devam ederse diye karantina. Yani son... Anne tamam, yaparım yani onu. Tamam. Tamam. Yok. Ya sucunun ellediği yeri falan ellemiyorum. Damacanaları her aldığımda ayağımla soktum zaten içeri. Tamam. Tamam hadi merak etmeyin, siz bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Tamam, benim de yok. Anne tamam, ben bir işim var. Bir şey yapıyordum. Tam o arada aradım. Tamam mı? Ben yine konuşuruz akşam. Hadi öptüm. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi tamam. Hadi bay bay. Fırtınayı yatağına yatırdım. Gerçekten de dede gibi anında uyudu. Hani seninle zevkli dakikalar geçirecektik, zevklenecektik fırtınam diye içimden geçirdim. Fakat dışımdan bunu belirtmedim çünkü horlamaya başlamıştı çoktan. Salona döndüğümde Fırtına'nın annesi Olgun Hanım, Fırtına'nın okul kıyafetinin birebir aynısıyla karşımda duruyordu. Eteğini düzeltirken gözlerimden çıkan bakışların bedenini yalayıp geçtiğini fark etmiş olmalı ki bana dönerek bu kıyafeti Fırtına'ya 2 sene önce almıştık, seneye de giyer diye. Fakat kız çocukların gelişimini erken tamamlaması realitesini tamamen unutmuşuz. Fırtına'nın bedeni büyümedi. Ben denedim, baktım bana oluyor, arada giyiyorum. İnsan bir kıyafette bir aksesuarla bazen gençliğine dönüyor. Her şeyin daha alev alev olduğu o günleri. Olgun Hanım tüm olan biteni anlamıştı. Salondaki şarap şişesi ve kadehler korona yalanının yalan olduğunu ortaya koyuyordu. Hiç kıvırmayalım istersen, sana da dolduruyorum bir kadeh dedi. Koyun dedim. Maşallah sen virüslere bayağı ilgilisin delikanlı. Bilgisayar virüslerinden de anlar mısın peki diye sordu. Ben de dayımın internet kafesinde uzun süre çalıştım. Ortalama bir insanın doğru bildiği çoğu yanlışı anında tespit edebilirim. Fakat size mucizeler vaat edemem dedim. Karşımda oturmuş, bacak bacak üstüne atmıştı. Sanırım külot namına içinde hiçbir şey yoktu altında. Erkekliğim tekrar aktive hale gelmişti. Biliyorsun ben dulum ya da kocam uzun yol şoförü ve şu an buralardan çok uzakta, tam olarak bilmiyorum. Bilgisayar bir aydır pancar durumda, YouTube'a bile giremiyoruz, bir bakar mısın deyip salondaki plastik bilgisayar masasına doğru yöneldi. Bilgisayarına baktığımda birçok porno web sitesinin açık olduğunu ve Olgun Hanım'ın hep iri et benli erkekli videolar arattığını hemen fark ettim ve anladım. Bilgisayar çok ısınmış, fanı çok sıcak, hava üflüyor. Fanın değişmesi lazım, toz kir kolay birikiyor orada dedim. Tıpkı biraz önce Fırtına'nın yaptığı gibi ensemdeki iri topçuk et benimle bu sefer o oynamaya başlamıştı. Olgun Hanım oynamaya başlamıştı. Keşke şu et benlerini tık diye koparıp saksıya toprağa gömsek, sulasak, senden bir tane daha çıksa. O zaman onunla deliler gibi aşk yapar, zevk mağaramın en dip köşe yerlerine davet ederdim. Ay ha 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 ha. Şarap beni fena etti, fazla fena etti. Ve kapitalizm inanılmaz kötü bir şey, parası olanı hiçbir şey olmuyor ama bu korona olayı bunu yıkacak gibi bakalım. Ben çorba içeceğim, sen de ister misin dedi. Çorba konusu açılınca ben bir şey yaşanamayacağını anladım ve de eve gittim. O günü asla unutmuyorum ve düşündükçe heyecan yapıyorum.